Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Evet, Dublin problemiyle mülteciler karşı karşıya. Dünyanın parasını verip, zahmet edip yollara düşüyorlar. Bunun neticesinde önce Balkanlara, oradan da Sırp, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya derken Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağılan insanlar Türkiye'den ve değişik ülkelerden oluyor. Çok ciddi problemlerle karşı karşıyalar. Birinci hata, yani iltica gerekçeleri olmadıkları halde malını mülkünü satıp sanki Avrupa'da kabul alacaklarmış havasına kapılıp ya da kandırılıp malını mülkünü her şeyini satıp yollara düşüyorlar. Öncelikli olarak bunu yapmayın arkadaşlar. Size kim ilticadan kabul alacağınızın garantisini verdi? Böyle bir garanti yok. Eğer gerekçeniz yoksa bu yol sizin için sıkıntılı. Birinci hata bu. İkinci hata, İnsanlar Türkiye'den uçakla çıkıyorlar. Bosna, Sırbistan, Karadağ, Makedonya oralara geliyor. Sonra gerekçesi olmayan bu insanlar Hırvat, Sırp, Slovenya güzergahından Avrupa'nın çeşitli şehirlerine gidiyorlar. Şimdi bilmedikleri bir konu var. O da parmak izi. Ya bu insanlar neticede kural dışı geçtiklerinden dolayı parmak izleri de Hırvat ya da Slovenya'da verildiği için Dublin denilen bir anlaşma var. Dublin Regulation, Dublin Regülasyonu ya da Dublin Sözleşmesi denilen Avrupa Birliği'ne üye Schengen ülkelerinin kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma. Bu sorumluluk anlaşması. Bir apartman düşünün. Ne yapıyorsunuz mesela? Komşunuzun ziline basıyorsunuz ama gideceğiniz adresin ziline basıyorsunuz fakat başka daireye gidiyorsunuz. Der ki ya siz komşunuza gelmişsiniz, bize niye gelmişsiniz diye sizi komşunuza gönderirler. Aynı onun gibi de Dublin'de de böyle bir durum var. Hangi ülke parmak izinizi alıyorsa sorumluluk o ülkeye aittir ve bu sorumluluk 6 ay daha devam etmektedir. Yürürlükteki Dublin Anlaşması'nın 24, 25 ve 29. maddeleri net bir şekilde bu durumu ifade etmektedir. Eğer siz bunu bilmiyorsanız, bakın ne olacak biliyor musunuz? Geleceksiniz, hemen parmak izinden hemen sonra 6 ay geçmeden geleceksiniz, bir ülkeye iltica edeceksiniz. Sonra İsviçre'ye iltica edeceksiniz, sizi Hırvat'a gönderecekler, Slovenya'ya gönderecekler. Hollanda'ya iltica edeceksiniz, sizi Hırvat'a gönderecekler, Sırp'a gönderecekler. Çünkü neden? Parmak izini verdiniz ve 6 ay daha geçmesi gerekiyordu parmak iziniz üzerinden. Hele bir de kampa gittiyseniz yok yazılmanız gerekiyor. Yok yazılmanın üzerinden onay geçmesi gerekiyor. Ondan sonra iltica etmeniz gerekiyordu. Yani 4 ay geçmesi gerekiyor. Kampa girdiyseniz sonra 6 ay geçmesi gerekiyor. Toplamda 10 ay. Çünkü kampta bir kere giriş yapılıyor ya. Yok yazılma 3-4 ay alıyor. Ben garanti olsun diye 4 ay söylüyorum. Daha sonra 6 ay daha parmak izinin sorumluluğu toplamda 10 ayın geçmesi gerekiyor. Mülakat olduysanız 18 ay artı 4 ayda yok yazılma toplamda 22 ay geçtikten sonra başka bir ülkeye iltica etme hakkınız var. Siz bu kuralları bilmediğiniz takdirde şöyle düşünüyorsunuz. Kampta bu süreyi rahatlıkla geçer. Kampa girdiğinizde sorumluluğu vermiş oluyorsunuz. Sorumluluğu verdiğinizden dolayı da ister istemez sorumluluk parmak izini alan ülkeye geçmiş oluyor. Bunu anlamadığınız sürece iltica problemiyle, Dublin problemiyle karşı karşıyasınız. Avukatlar da bu problemi kolay kolay çözemiyorlar. Çünkü iltica ettiğiniz ülke güvenli ülke, parmak izini verdiğiniz ülke de güvenli ülke. Avrupa Birliği kendi aralarında anlaşmış. Güvenli ülkeden geldiklerinizden dolayı. İşte bu sebeple güvenli ülkeden geldiyseniz sizi güvenli ülkeye gönderecekler. O zaman ne yapacaksınız? Mutlaka bir avukatla yine de durumunuzu öğreniniz. İki, bu tarz vakalarda en önemli çözüm Dublin çözümü noktasında kilise sığınmasıdır. Kilise bulmanız gerekiyor. Din değiştirmenize gerek yok. Kilisenin yurtlarında kalıyorsunuz. Diğer bir çözüm, aileniz eğer buradaysa
aile çoğunluğu varsa, yani eşiniz ve çocuklarınız buradaysa, o zaman Dublin uygulanmaz. Eşiniz ve çocuklarınız ret almışsa, o zaman size Dublin uygulanmaz. Bu kuralları bilmeden çözüm üretemezsiniz. Yani ne yapın edin, böyle bir problemle karşılaştıysanız kilise bulun ya da bu işlerden uzman dernekler, vakıflar, kiliseler var, onlara danışın. Ya da avukatlardan hizmet alın ya da bizim gibi firmalardan, insanlardan mentörlük alınız. Yoksa eşinizi, çocuklarınızı yollara sürükleyip bu problemlerle karşılaşıyorsunuz. Bu problemleri dinlemeden, anlamadan yapacağınız her şey, keşke gelmeseydim, şu harcadığım parayı verseler de geri dönseydim oluyor. Ne olur, gerekçeniz yoksa bu yollara düşmeyin. Legal gelmenin binlerce yolu var. O yolları deneyiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.